Herkese merhaba arkadaşlar ben Cemkan. Bugünkü videoda Vladimir Kramnik'e karşı olan maçımı inceleyeceğiz Haydi videoya geçelim Sizlerde bu tarz videoları beğeniyorsanız beğenip kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın Beyaz taşlarla oynuyorum Title ile karşılaştım Kramnik ile Ve bakalım maçta neler olmuş E4 başladım C5, C3, D5, E 4 D5, Vezir çarpı D5, D4, At F6, At F3 Şimdi siyahlar 6-6 gelişiyor zaten bunu bir önceki videoda Alapin açılışı 10.000 abone özel Alapin açılışı videosunda e, varyantın bu olduğunu söylemiştim ama şimdi maçın tamamına hep beraber bakacağız. de biliyorsunuz e, internette e, çoğu oyuncuya hile suçlaması yapmakla e, meşhur oldu zaten eski dünya şampiyonlarından Kramnik ancak son dönemlerde herkese neredeyse hile demeye başladı. Bakalım bu maçta neler olmuş Kramnik ile aramda. Ata 3 Burada şimdi C çarpı D4 oynanıyor. Fil G4 de oynanabilirdi. At B5. İyi bir hamle. Şimdi at C7 şah çekmek istiyoruz. Vezir D8 oynuyor Kramnik. Ve fil F4. Bir ünlem daha. At C7 şah. Evet, çatal atmak istiyorum. O yüzden siyahlar at D5 oynaması lazım. Fil G3 geldik. Şimdi burada siyahlar D çarpı C3 Olursa Vezir çarpı D5 ve Vezir aldınız, at c7 şah şah bir yere gitti ve burada beyazlar gördüğünüz gibi bir at önde kalmış oldu ve e, oyunu da kazanmış oluyor zaten sağ e, üstte gördüğünüz gibi e, bilgisayar değerlendirmesi sistemi de Bilgisayar değerlendirmesini bu maçta bilerek e, açık bıraktım bakalım makine gibi oynamış mıyız o yüzden. Evet. Fil g A6 oynuyor. Kremlik at B çarpı D4. En iyi hamle fil D7. Fil C4. Yine en iyi hamleyi yapıyorum. E6. Fil çarpı D5 diyor burada en iyi hamleye bilgisayar. Ancak rok yaptık. Roka hata diyor. Fil çarpı D5'den sonra üstünlüğün çok daha fazla olduğunu gördüğünüz gibi gösteriyor. Fil E7 muhtemelen kaleye birileri kapatmak için. Vezir B3 ve ver b 7 Ver D5'i. Muhtemelen burada at çarpı D4 oynayıp belki fil C6 koymaya çalışılabilir. Fil C6 ve kale F1. Kısa rok gördüğünüz gibi burada at çarpı c6 b çarpı c6 vezir bey'den sonra beyazlar hem file hem de e, piyona aynı anda saldırıyor ve siyahların bunu kurtarabilecek bir şey yok o fili kaçmalı bir yere ve fil f6 vezir çarpı c6 varyantından sonra beyazlar net bir piyon önde kaldı ve aynı zamanda kale a diye bir 1 ile ikinci piyonu da muhtemelen kazanacaklar bu sebeple beyazlar çok üstün pozisyonda kalmış olurdu. Evet hemen şöyle geri gelelim. Ancak ben burada gördüğünüz gibi e, rok hamlesini yapıyorum. At B6 gramlikten fil D3 fil B3 doldurmuş. Fil E7 oynandı. Ezre 2. Şimdi buradaki planım çok basit arkadaşlar. Kale A D1 getirmek istiyorum. Diğer kalemi de gördüğünüz gibi E1'e getirmek istiyorum. Kısa rok. Kale A D1. At D5. Ve bu bir hata olarak nitelendiriliyor. Neden hata? Çok basit. Çünkü bu Kaleyi buraya getirmiştim arkadaşlar ve şimdi D hattını açmaya çalışacağım. At çarpı C6, fil çarpı C6. Burada kesinlikle siyahların piyonla alması lazım. Piyonla aldıktan sonra yine muhtemelen C4 ve devamında at bir yere gittikten sonra böyle bir atamız, kuvvetli bir hatamız olurdu. Flash 4 de gelecek. Bu atada saldıracağız. Mesela atıyorum vezir C8 oynansın. Flash 4. Atı açmaza aldık. Şimdi bunu yiyip atıyorum hamle sırası bizde olursa böyle bir taktik var gördüğünüz gibi ve vezir kazanıyoruz bu sebeple e, arkadaşlar bunlar e, yine yani bu, bu varyant da beyaza baya baskı veriyor. E, ancak burada Kramnik fille almayı tercih etti. Fil çarpı C6 ve şimdi bu pozisyonda hemen direkt e, üstün pozisyonda kalabiliriz. O da C4 zaten çok basit. Şimdi burada bakın at nereye giderse gitsin, at nereye giderse gitsin beyazlar fil çarpı d oynayacak ve devamında vezir kazanmış olacağız. O yüzden bilgisayarda üstün gösteriyor. At evet. at F6, filaç 7, at H 7, kale D8, kale D8 ve şu an 19. hamlede Kramnik'e karşı çok üstün bir pozisyondayız. Materyal avantajımız var. At E5 oynuyorum, fil 8 çok iyi hamle. Kale D1, at F8, kaleleri de değiştim. H3. Belki H4. H4 ne? Niye H4, H5? Oynamamışım bilmiyorum gerçekten. H3 oynamışım. F6. Belki biraz heyecanlanmış olabilirim. At D3. Fil f Bakın Kramnik ne kadar güzel oynuyor şimdi. Kale C8. Fil B6. Piyonu. Piyonu muydum? Piyonuymuşum. Bravo bana gerçekten. O piyonu nasıl uyuyabilirsin? B3 oyna. İnanılmaz. E, piyonu uyuyoruz. B3. Ve şimdi materyal. Vezire karşılık kale ve fil oldu gördüğünüz gibi. Ve siyahlarında merkezi olacak. At değil. Fil B4. Burada önemli olan değişmemek. Tabii ki o fili değişmemesi lazım. Çünkü Fil çifti çok ciddi baskı yapabilir. Ezir D2, fil C7, fil A5, B6, fil C3, E5. Bakın siyahlar ne kadar güzel yavaş yavaş pozisyonunu geliştiriyor. Hala tabii ki materyal avantajı olduğu için ben de pozisyon iyi. Ancak kolay değil oyunu geliştirmesi. Ve burada at A6 oynuyorum. Bu riskli bir karar oldu. Çünkü bu atın buradan geri dönüşü yok. Yani burada at C2 şeklinde oynayıp devam etmem gerekiyordu normal bir şekilde. Ve hala kazanç pozisyonundaydım. Ancak at A6... Fil D8 ve şimdi <laughs> bu atı nasıl çıkacağız? B4, kale C6, vezir D3. Belki D2'den yapmam lazımdı ee, buraya saldırmak için. Daha da şöyle. E, hani Nasıl fil A6 oyunu satıyorum. B çarpı A5 ve B çarpı A5'e fil A8 de varmış bu arada. Evet. Güzelmiş gerçekten. Vezir D3, fil A6 ve e, burada B5 oynamışız. Peki bir şey merak ediyorum. Neden burada at B8 oynayamıyorum? Kale çarpı C3 mi var? E4 varmış. Hmm. E4 vezir D2 şimdi alıyor. Alınca F4 diyor da F4 çok zor hamle. Bir dakika ben de sizlerle beraber anlıyorum şu an. ha, şimdi vezir F3 oynayıp A8'e giriyorum. Oy. Çok derinmiş gerçekten. Ya da B7'ye giriyorum. Sonra buradan açmazlardan şov yapacağız. Çok zor gerçekten yani. Burada evet muhtemelen hafif taşlardan bir tanesini geri kazanıyorum. Mesela örnek verelim A çarpı B4. Vezir a8'e gitsin. Fil c7, vezir b7 fil d6, vezir çarpı b6 ve şu an gördüğünüz gibi hem fili hem ata istiyorum ve artık burada e, hafif taşlardan bir tanesini kurtarmanın e, şeyi yok. Çözüm yok. a çarpı b4 yerine atıyorum. Şah h7 tarzı bir hamle yaparsa direkt vezir h5 şah ve bir sonraki hamlede şah g 8 vezir e8 de alabiliyorum direkt. Onun dışında başka ne yapabilir? Evet başka gördüğünüz gibi hiçbir şey yapamıyorum. Fil a7'ye yine vezir b 7 at d7 var. Vezir a8 oynayalım. Fil d6'ya ben şimdi vezir a7. At d7 gidince muhtemelen artık evet piyonu alacağız ve şimdi rakip alırsa vezir a6. Bakın bu sefer buradan bir e, çatal. Yani gerçekten bu vezir f3 e, hamlesi çok derin ve teknik bir hamleymiş. Tabii ki 3 artı 1 bir title düzeyde bunu görmek çok zor. Ben burada vezir yani tabii ki vezir d2 ile başlamam gerekiyormuş. Evet. Çok zor gerçekten. Vezir d3 file 6 b5 oynamışım. B5 kale C8. Şimdi bakın at öyle bir yerde kaldı ki yani atı geri döndürecek hiçbir şey yok. Belki fil B2 fil A3 fil D6 koymamız lazım ama çok zor yani. A4 fil E7 fil yine B2'ye gidip A3'e gitmem lazımdı. Şah F7 fil E3 kale C4 vezir D1 G6 şah H1. Burada muhtemelen kremlinin 10 saniyesi var benim 21 saniyem var gördüğünüz gibi arkadaşlar h1 bekliyorum f5 g3 f4 g çarpı f4 e çarpı f4 filde 4 oynayacak kızıştı file 3 kramlik bir piyon daha aldı vezir f3 file 6 vezir çarpı f4 çok kötü hamle fil f6'dan sonra artık açmazdayız ve fil kaybedeceğiz at c7 kale çarpı d4 vezir e3 ver fili diyoruz ama şu an materyal geriyiz kale h4 şah şah g1 kale g4 şah şah h1 ve at5 kramlikten de bir hata geliyor burada fil F5 oynasa bence hiçbir şey yok. Vezir E8 şah G7, at E6 alıp alıp kale D4. Her şeyi koruyor siyahlar ve kazanç pozisyonunda. Ancak burada at E5 çift soru. At çarpı E6, şah çarpı E6 ve F4 geliyor. At boşta. 4 saniye, 8 saniye gördüğünüz gibi F4 oynandı. Ver diyorum atı. Kale H4, şah şah G2, şah F5, F çarpı E5, fil çarpı E5, vezir çarpı B6 almışım. Vezir D3 bir sebepten dolayı vezir d3. Yani şöyle fili uzaklaştırıyorum diyor. Vezir d8 şah ve şimdi şah, e, fil f6. Şimdi vezir çarpı b6'dan sonra fil artık burada olmadığı için daha iyi pozisyon ama şeyi anlayamadım. Şah g4 vezir b6 ha, burada da g6'ya basıyoruz tempo ile. Kaleşik şah g1 ve işte g5 falan oynanırsa şah çekip fili alıp kazanıyoruz burada arkadaşlar. Yani şah f4'ü almamıza bile gerek yok. Bu da kazanç bu arada. Bunu alsak da kazanç. <laughs> Ama direkt alabiliriz tabii ki bunu. Evet burada vezir çarpı b6 almışım. Ve e, bu pozisyonda kale çarpı a4 almış Kramnik. Vezir c6 oynamışım. Ve burada Kramnik'in süresi bitiyor arkadaşlar. Vezir c6'dan sonra gördüğünüz gibi şurada süre ifadesi var. Ve oyunu kazanmışız gördüğünüz gibi bilgisayar değerlendirmesi de 0.29 e, diyordu şöyle açayım 3. hamleyi de açayım Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar e, 0.29 ama yanlış bir oyunla çok fazla beyazların kazanma ihtimali olan bir pozisyon bence çünkü b6 b7 bunu süreceğiz yani siyahlar belki fili feda edebilir bazı durumlarda ancak Yine siyahların çok dikkatli olması lazım bence bu pozisyonla ama doğru oyunu berabere bitiyor ama Kramnik burada süresi bitti. Peki siz bu maç hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Kramnik maçı kaybettikten sonra benim de hile yaptığımı düşündü mü? Yoksa normal bir oyun olduğunu düşünüp çünkü maçta çok fazla hatalar vardı gördüğünüz gibi yani ilk açılıştan ben direkt çok üstün çıktım şu pozisyonda artı iki de pozisyonumuz ama sonrasında Oyun karıştı ve yanlışlıkla atımı saçma sapan yerlere e, koydum. altıya 6'ya ve devamında şu pozisyonda gördüğünüz gibi e, film gitti ama sonrasında Kramnik kazanç pozisyonunda o da hata yaptı ve ataya 6 F4'ten sonra oyun yine tekrardan bana döndü ve en son pozisyonda gördüğünüz gibi süresi bitti. Ben açıkçası böyle dümdüz normal açılıştan kazanmış, açılıştan kazanç pozisyonuna geçtikten sonra dümdüz yenseydim Belki düşünebilirdi diye düşünüyorum. Yani belki ile yaptığımı düşünebilirdi diye düşünüyorum. Ama oyunda çok fazla hata olunca bence düşünmedi e, diye düşünüyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz? Lütfen bunu yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğenip kanala da abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.